Baba, Seher Hanımlar da geliyormuş. Yani anladığım kadarıyla aile meclisi toplanıyor da... bizim ne işimiz var? Onu anlamadım. Sen bu aileden değil misin kızım? Yok, yani şey... genelde beni çok şey yapmıyorsunuz ya ondan. Aynen, yani beni de pek şey yapmazlar. Ben ocak dişiyim. Yani meclis dışı. Hatta bu çekirdek aile mevzularında da beni pek sallamazlar. Ben gitsem mi ya? Olur mu? Kocan nerede? Kocam hava almak istedi. Yürüyüşe çıktı biraz. Nurten koştu da Nedim'e yetişemedi. Telefon da yanında değil. Ararsanız ulaşamazsınız. Ne oluyor Agah'cığım? Anneciğim. Şimdi hep beraber burada ailece bir film izleyeceğiz. Film mi izleyeceğiz? Hı hı. Korku filmi herhalde. Bir nevi kısa film. Yok lan, onu çekiyoruz biz şu an. Aşk filmi demek isterdim ama... kısa bir sahtekarlık hikayesi. Agah Bey, biz size bir şey anlatacaktık hani. Bir mevzu konuşacaktık ya. Konuşacaksınız. Tabii ki konuşacaksınız. Çünkü başroldekiler sizlersiniz. Bu filmi siz çekmişsiniz. Çakma gelin hanım. Ama ben neden sinirleniyorum ki? Biz zaten Nedim için evlendik. Biz zaten Nedim için evlendik. Başından beri böyleydi. Cemre yüzüğü atmış. Cemre. Madem her şeyi öğrendin, neden hala buradasın? Tamam işte, seni seviyor. Niye onun yanına uçmuyorsun? Eğer beni seviyor olsaydı, ben uçardım, uçar. Ama sen hala buradasın. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Aşk evliliği değil, mantık evliliği değil, Nedim evliliği. Kızım, ne demek bu? Abla, bir şey desene. Abi şaka mı bu? Ne demek bu? Söyle. Nedim için evlendik, ne demek? Söyle. Hadi. Söyle. Hadi, annenin yüzü burada. Konuş. Söyle anana. Konuşma bana. Nasıl bir oyun bu oynadığınız? Nasıl bir manyaklık bu? Cevap verin bana. Onca zaman rol yaptınız, öyle mi?
Kıyamet koptu bu evde. Gözümüzün içine baka baka evimize yalan söylediniz. Bu ne manyaklık ya? Nedim için? Nedim için öyle mi? Ortalığı duman ettiniz. Kıyametler koptu siz evlendiğinizde. Yalan yere koptu ha o kıyametler. Nedim için ha kızım? Nedim için öyle mi? Bu nasıl iş Cemre? Deli misin, divane misin? Başkası uğruna evlenmek ne demek? Evet. Nedim uğruna evlendim. Cemre. İnsanlar bir kafasını toplasın istersen ha? Ondan sonra. Nedim iyi değildi. Yanında olmak istiyordum. Onu korumak istiyordum. Uzaklaştırma kararım vardı. Hiç kimse, kendi ailem bile arkamda değildi. Cenk teklif etti. Ben de kabul ettim. Göz yaşartıcı bir kahramanlık. Gerçekten çok duygulandım. Bak, bak, bak ağlayacağım şimdi. Gerçekten ağlayacağım. Sen yaptın. O odaya kamerayı sen koydun değil mi? Cemre. Ben yaptım. Evet ben yaptım. Çünkü evliliğinizin sahte olduğunu biliyordum. İspatlamak istedim ve ispatladım anladın mı? İspatladım. Nedim de hepsini oturup izledi. Hepsini izledi ama hiçbir şey yapmadı. Sen o görüntüleri izledin mi? Ya izledi diyorum ya sana. Nedim hepsini oturdu teker teker izledi. Günlerdir her şeyi biliyordu ve bile bile sustu. Öğrenmiştin neden evlendiğimi bildiğin halde sustun. Bile bile beni susturdun. Cemre. Yeter artık! Yeter! Bu kepazelik yeter! Sizin çakma elleriniz de yeter! Siz hiç merak etmeyin Agah babacığım. Her şey yerini buldu çünkü ablam yüzünü attı. Evet. Bu evlilik sahteydi. Sizin deyiminiz de uyduruktu. Ama eğer şimdi kocam bu yüzüğü parmağıma takarsa bu gerçek bir evlilik olur. Thank you.